Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de yani, insanlar şunu bekliyor. Doğru eş adayını bulduğumu nasıl anlayacağım ya da kriterlerim ne olmalı? Genel olarak onunla alakalı da ne tavsiye verirsiniz? Akif mesela yanlış mı yaptı şimdi bir <laughs> Hayır, hayır. Şimdi bak biz beşeriz. Mikroskopumuz var. Kopu kopu denen bir sürü görme aletlerimiz var. Kaderi görecek bir cihazımız yok henüz ama. Kolonoskopi senin bağırsağını görüyor. O bağırsa iki gün sonra gelecek gıda atığını görmüyor ama. Ona kader diyoruz biz. Dolayısıyla beşer olduğumuzu unuttuğumuz zaman şımarırız. Sen ne yapabilirsin? Bir, mümin bir kadın mı? Mümin bir kız mı? Mümin bir delikanlı mı? Ona bakarsın. Amellerinde eksiği var mı? Ona bakarsın. Aleni bir haram işliyor mu? Ona bakarsın. Ağır bir hastalık geçirmiş mi? Ona bakarsın. Bitti. Bakacağım başka bir şey yok soru sorarsın. Ben anasının babasının paspası olacak birisiyim. Anneme hizmet edeceğim zaman yanımda duracak mısın? Bunu sorarsın. Ben davası olan biriyim. Evet, 7 gün 24 saat meskende durmayacağım. Seni yalnız bırakmayacağım ama mesken benim hayatım. Orada gidip şeriatıma hizmet edeceğim. Böyle misin? Bu tip sorularımı sorarım. Baktım ki %70'ler olumlu. %60'ı geçtikten sonra %100 yok bunun. %100 aradığım diyen görmüyor bir şey. Meçhul nasıl %100 olur ki? Kader dedik buna bize. Meçhul %100 nasıl olur? Mesela evleniyorsun. Doğum sancılarıyla beraber kadının okabesi çıkıyor ortaya. E doktora götürüyorsun. Doktor bey bu bunda var mıydı? Doğum sendromu bunu bu hale getirdi diyor. E aslında vardı bünyesinde. Bu bir kader. Bunu bilemezsin sen. Ama e, hayatında bir cüz Kur'an okumamış birisine gitmişsin. Şimdi şeriat ehli olmasını istiyorsun. O senin atandı. Bugüne kadar sağlam aradık. Testler iyi geldi. Sonra ufak bir sorun çıkınca da tıbbi ise doktora gittik. Tıbbi değilse bir hoca efendiye gittik. Dua istedik. Sabır çektik. Teheccüde kalktık. Dua ettik. Gene allah Teala'nın çaresi var. tabii boşan diyor ama o boşanma büyük testlerden sonra yani büyük ameliyatlar büyük tedavilerden sonra belki olabilir. Yani evliliği bir sipariş veriyorsun. Kargo ile geliyor. Teslim böyle bir şey gören aldanır. Başörtüye aldanan aldanır. Başörtü insanlık değildir. Başörtü dindir. Biz insan olarak insanla evleniyoruz. Onun için Mesela sizin gibi böyle bir cemiyeti olanlar o cemiyetten birisinin ablasıyla evlenince mutlu olacağını zannediyor. Bu yanlış bu. Cemiyet evliliği olmaz. Ben bir insanım ve benim kendi çapımda bir karakterim var, huyum var, suyum var. Ne bileyim bir düzenim var. Bu değişmez ölsem de. Bunun muhatabını bulacağım ben. Cemiyet çatımızın adı bizim. İslam gibi büyük bir çatı bile bizi birleştirmiyor da boşanıyor insanlar. Mesken diye bir cemiyet Filan kuşları sevenler cemiyeti bir cemiyet bizi nasıl birleştirecek? O bizim davamız adına bir aradayız. Evlilik testi yapabilecek bir cemiyet kuramazsın zaten. Dolayısıyla bu incelemeleri yaptıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip Ayet el Gürse okuyarak çıktığımız yolda Allah bizimledir. Onun dışında herkes ettiğine ağlasın. Şimdi mesela hepimizin vardır hayatımın dönüm noktası olmuştur. Sizde biraz daha öyle değil Kesek kağıdı muhabbetinden dolayı gerçekten hijyenik bir onu, ortamda bir Bunu kese kağıdına koyduk. <laughs> ben, orada takıldım. <gülüyor> <gülüyor> ama yine de mesela 20 ile 30'lu yaşlardan sonra keşke dediğiniz geçmişe dair bir şey oldu mu? Şöyle bir adım atabilir miydim dediğiniz bir yer oldu mu? Keşkesini yapmadığım, yapmam gerekmeyen 10 dakikam yoktur şüphesiz. Elbette insanım yani eksiğim olmuştur muhakkak ama Rabbimin olağanüstü herkese lütfetmediği nimetler, ben büyük alimler, büyük insanlar, büyük fırsatlar gördüm. Daha iyisini hep imrendim ama hatta çok şükrettiğim şeyler var. Mesela ümmetimin ihtilaflı konularıyla talebeyken de uğraşmadım, şimdi de uğraşmadım. Kendime hep bir şeyci denmesinden hoşlanmadım. Bu ümmete hizmet etmiş herkesi büyüğüm gördüm. Ondan bir şeyler aldım. Bütün bu ayrıntılardan sonra keşke daha iyi olsaydı bütün hayatım için derim. Ama elhamdülillah öyle bir deprem yaşamadım. Bugüne kadar yaşamadım. Rabbim korudu. Yani bir ara İngilizce öğrensem daha iyi olur. Çünkü İngilizce kursuna gitmiştim. Epey de İngilizce öğrenmiştim. Sonra orada hoca bir, bir şey anlattı. Allah içimden İngilizceyi soğuttu. Gittim, yatırdım ücreti geri aldım, çıktım dershaneden. olayı da anlatayım, ibret olsun. Çok iyi İngilizce öğrettiği söylenen birisinin kurulu 1981 bahsettiğim yıl. Gittik işte coffee içiyor resimlerde birisi o da İngilizler kahveyi sütle içer süt koyar içine çayı da böyle içerler diye bir cümle kullandı çay deyince öğrencilerden biri dedi ki niye İngilizler çaya süt katıyorlar dedi bunu için İngilizce de anlıyor hem İngilizce egzersiz yapıyor hem de adam İngilizce. Dedi ki, bakın arkadaşlar dedi, İngilizler anlamsız bir iş yapmazlar dedi. Bunu anlamanızı tavsiye ediyorum size dedi. Bunu da Türkçe söyledi. Yanlış anlarız diye. Ben de o zaman dedim ki, ne özellikleri var ki İngilizlerin dedim. O özellikleri olmasa sen dil öğrenmeye gelmezdin buraya dedi. Bu benim İngilizce'den soğuma nedenim oldu. Gittim sekreteriye, ben bu ayki ücretimi geri istiyorum dedim. Veremeyiz dediler. Bu ayın ücretinin yarısını ödedim. Geri kalanını alacağım dedim. Aldım çıktım. İşte kaç parayı da hatırlamıyorum. Herkes protesto etti beni. Çok yanlış iş yaptın dediler. Günün birinde ben de gavurları böyle severim diye bir korku geldi içime. Yani belki İngilizce öğrensem daha mı iyi olurdu. O zaman Arapçam böyle iyi olmazdı. Size konuşmaya vaktim olmazdı. O yüzden de e, sütlü çay hiç içmedim. Hiç de merak etmedim onu. Bizim çok sevdiğimiz bir abimiz var. Bir internet siteleri var. Onların yanına gittik. Şimdi abi bizi tanıyor biliyor ama ilk defa karşılaştığımız için böyle bize de Emrivaki konuşmuş olmak gibi düşünmemizi istemiyor. Çok naif bir ifadesi var. Biz diyoruz hocam işte şurayı şöyle yapıyoruz, burayı böyle yapıyoruz ama şurada ne yapalım? Biz öyle söyleyince bize dönüp diyor ki kardeşim ben bilmem ama diyor benim sizin gibi bir genç topluluğum olsaydı. Ben şunu, şunu 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 yapardım diyor. Sizden de öyle bir tavsiye isteyecektik yani mesken gibi bir topluluğun başında olsaydınız bu yaşlardaki gençlere nasıl bir tavsiye vermek isterdiniz? Ya bizim meskenimiz var. Biz de meskende yaşıyoruz. Sokakta göçmen değiliz. Bizim de meskenimiz var. Allah sizden razı olsun. Ümmetiniz için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ön koşulsuz böyle ana birkaç maddede özetlenecek olursa bir zamanımızda her şeyden önce temiz arı kalma politikaları yapmamız lazım. Haramlardan uzak kalmak farzları yapmaktan daha iyi. Zinadan arınmadıktan sonra evlenmen bir işe yaramıyor ki. Zinacı evli duruma düşmüş oluyorsun. İstediğin kadar namaz kıl, haramlar onu alıp götürüyor. Yani haramlardan korunmak, kelime-i tevhidteki gibi önce şirkten arınıp sonra Allah var demeye benziyor. Nasıl imanda böyle bir hakikat var, Aynı hakikat günlük amellerimizde de var. Yani önce temiz kalmak, özellikle gençlerde kirlenmemiş olmak lazım. Bu birinci politikamız. İki, kesinlikle iman ve ahiret davasında önce ben, sonra insanlar ve ümmetim. Yani insan kendisi helak olduktan sonra 5000 bin kişinin imanına vesile olmuş. sen cehenneme gireceksin, seyredeceksin onları cennette. Yani bir anlamı yok ki bunun. Evet tebliğ hedefimiz bizim ama... ...ben sağlamsam tebliğ yapacağım. Ee, uçağa bindin mi sen hiç? Evet. Görgülü bir tipe benziyor. <laughs> at arabasıyla gelmedin Adana'dan değil yok, mi? Yok. Ne bileyim belki hani at arabasıyla falan gelmişsindir. Uçakta acil bir şey olursa diye başlayan bir sunum yapıyor üstesler. Orada bir gaz maskesi hikayesi var. Diyor ki... ...çocuk varsa yanınızda... ...anne olarak çocuğunuzu kurtarın... ...siz nasıl olsa yaşarsınız mı diyor... Ben mi yanlış hatırlıyorum? Nasıl diyor? Önce sen kurtul diyor. Bir anneye sen canını kurtar çocuğu sonra kurtarsın denir mi? Dünyada en parazit cümlelerden birisi ama bilimsel bir gerçek var ortada. Bilemedin bir dakika o süreç. Maskeyi taktın kurtuldun kurtuldun kurtulmadın gidiyorsun. Çocuk bu uyuzluk edip istemiyorum burnum kaşındı diyecek. O bir dakika geçecek orada sen de gittin çocuk da gitti. Ama sen maskeyi hemen takarsan çok rahat bir şekilde 10 saniyede olsa çocuğa fırsatın olacak. Yüzde yüz bugün gençlerin meskenleri, iskanları bu mantıklı olmalı. Ben ilme heyecanı olan, Allah için çalışmaya çalışan, ibadet eden, haramlardan kaçan bir genç olarak önce ben. Ben maskemi takmadıktan sonra birileri benim sayemde cennete nasıl girecek? Ben o cennet yolunda olup olmadığım meçhul Dolayısıyla ikinci tavsiyem de önce ben. Üçüncüsü, ebeveyn başta olmak üzere sılayı rahimi kopardığımız çalışmanın bereketi olmaz. O sosyal bir çalışma olmaz zaten. O Hristiyanların inzivaya çekilip dağda ibadet etmesine benzer. Anne ve baba başta olmak üzere, onlar tacımız zaten. Sosyal ilişkimiz, onlar fasık da olsalar, bizi takdir etmiyor olsalar bile, biz onları var kabul ettiğimiz bir dünyada yaşamak zorundayız. Bu da üçüncü. Dördüncü olarak da İslamiyetimizin, şeriatımızın ayrıntıları İmam-ı Azam düzeyindeki adamların işidir. Bizim işimiz değil, biz çoluk çocuğuyuz bu dinin. Ayrıntı bizi Allah'ımız var, Kur'an'ımız var, şeriatımız var. Ebu Hanife İmam Şafi'ye demiş ki biz ilgilendirmiyor. Biz onunla uğraşırsak aç kalırız bu sofrada kırıntılar bize kalır zannedi. Kırıntıyla da karnını doyuramazsın. Allah var, cennet var, cehennem var, iman var, dev bir küfür var karşımızda uğraşmak için. İslam'ın, şeriatımızın ayrıntılarıyla uğraşmak birbirimizle boğuşmak anlamına geliyor. Eğer böyle bir çalışma planı yapmazsak mesken ehli olarak biz bu sefer üremeye başlarız. Yedi kişi bizden ayrılır. Öz mesken diye bir yuva kurarlar. Neden? Biz nübüvvet davası diye büyük bir davayı bıraktık. Kadınlardan peygamber olur mu olmaz mı diye doktora tezi hazırladık. E bu konuda yok diyen hadi lan ben gidiyorum bu yoldan deyip gidecek. Kur'an'a hizmet ederken böyle bir tartışma alanımız yoktu bizim. Ayrıntılar bizim görevimiz değil. Asla ve a zamanı değil. Ayrıntı ne diyorum? 1. imanın en temel meselelerine. 2. Fıkhın en temel meselelerine. 3. Nekir Münker'in kabirde sormayacağı meselelere. Yani farz ve haram ve vacip bu kavramların içinde olmayan her mesele ayrıntılıdır. Gereksiz değil ama. Ehli için gerekli o. Ebu Hanife bir gün bir rektör olursa bir yerde bununla ilgili bin doktora tezi yaptırsın. Ama bizi onun için yaratmamış, imanımızı kurtarmamız gereken büyük bir erozyona dönüşmüş olan imansızlık dalgasına karşı bizim aktif olmamız lazım. Ayrıntılarla uğraşmıyoruz. Ve 5. noktada ümmeti Muhammed'in bütünü bizim hedefimiz. Küfrün de bütünü bizim hedefimiz. Ne kafirlerin isimleriyle uğraşırız ne de İslamiyetimizi isimler ekseninde döndürürüz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh imamımızdır. Ama Ebu Hanifeci değiliz biz. Dolayısıyla ne İslamiyeti ne de İslamiyet'in karşı cephesini insan ekseninde, isim ekseninde ele almayız. Kur'an-ı Kerim onların putlarıyla uğraşmayın buyuruyor. Şirkle uğraşın buyuruyor. Asıl tehlike şirk zaten. Lat uzza gitti ama şirk gitmedi dünyadan. Putperestlik gitmedi. Onun yerine demokrasi hazretleri geldi. Sekülerist hazretler geldi. Yani put dolu dünyada. İlla biz mesela sekülerizmle bile isim olarak uğraşmamıza gerek yok. Tevhidi gücelttin mi o gidiyor zaten. Güçlü bir iman hiçbir put beraberinde tutmuyor gibi. Yani şahıslarla uğraşmamak lazım. Altı, benim bir dakikam eğer kıymetsiz ise ben bu davanın hizmetini yapamam. Dakikam çok değerli. Evet yemek yerim, muhabbet ederim, gezerim, spor yaparım. Eşimle her türlü Allah'ın helal ettiği işi yaparım. Dağa tırmanırım ama plansız esneye esneye hiçbirini yapmam. Dağa tırmanıyorsam ona iki gün ayırmışımdır. Şurada namaz kılacağız ama daha da tırmanacağız derim. Bu Allah'ın helalidir. Eh, vakit geçmiyor şu da biraz yürüyelim dersen bu vakit israfıdır. Plansız, projesiz çünkü. Bu çok önemli. Ve yedinci maddemiz helal yediğimiz kadar secdeden zevk alacağız. Tek bir lokma mideden çıkmadan ibadet lezzeti alamıyorsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Dolayısıyla helal mücadelesi yapacağız, gıda hassası olacağız. 8- Arkadaş çevremiz biziz. Sen şu telefonla oynuyordun onu bana verir misin? Test edeyim arkadaşı. Şimdi sizin telefonu açtım. Son 100 konuşmayı çıkardık. Bu son 100 konuşma, bugün ben öldüysem Dekir Münker'in önüme getireceği şey değil miydi? Ben buyum aslında. Şu cep telefonu sadece iletişim aracı değil aynı zamanda bir şahit. Kıyamet günü bu cep telefonlarının kayıtları gelecek büyük ihtimalle. Yani tele gelecek de telefon olarak mı gelecek onu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> telefon. Dolayısıyla benim cep telefonumda son yüz görüşmem, hızlı arama neyi gösteriyor? En yoğun iletişim kurduklarımı gösteriyor. Bu hızlı aramam ve son yüz kaydım kimse takvalık açısından, ibadet açısından, menhiyat açısından ortalaması neyse ben oyum. Hiç sakalım kimseyi aldatmamalı. Edebiyatım kimseyi aldatmamalı. Boşuna edebiyat yapmaya gerek yok. Ben buyum. Binaenaleyh salih çevre şart. Çünkü salih çevre oluşturmadan asla ve kat'a güçlü fidan olarak kalamazsın. Dünyanın en çabuk büyüyen, en korkusuz büyüyen fidanını Al saksına dik, o zemini ona oluşturmadığın sürece 3 gün sonra kuruyacak. Su dökeceksin, güneşi beğenmeyecek, güneş vereceksin su az geldi diyecek, çürüyecek. Onun için arkadaş çevresi olarak bir salih insan çevresinde olacağız. Salih kim? Ne bekliyorsam Allah'tan o. Hemen bana böyle tavsiye edince gençler diyorlar ki, hocam nerede bulunacak diyorlar, zati ahlileriniz hazır olun diyorum. Ya biri de seni salih olarak görmek istiyor. Sen salih olmadıkça salih niye senin yanına yanaşsın? Yazık değil mi ona? Sen salihliğe aday olacaksın. Allahu Teala da senin ikizini muadilini gönderecek. Ben hazır olmadan bu çok kötü bir ahlakı var bu çocuğun. Hafız bir kız bulalım buna bunu takva etsin. Yazık günah değil mi ya? Çürük domatese sağlam domatesi bir araya getirince iki çürük olacak bir gün sonra o. Dolayısıyla ben salih olacağım. Salih netik Haramlardan uzak olmak, ibadetlerde tembel olmamak, zikir ehli olmak, Kur'an ehli olmak. Bunu yakalayacağım ve 9. Evliliği hayatın en zor peygamberler için ilk işlerinden biri göreceğim. Çünkü Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize hitap ederken senden önce biz çocukları ve eşleri olan insanları peygamber gönderdik diyor. Nübüvvet davası aile üzerine kuruludur. Şirket, vakıf ve dernek üzerine kurulu değildir. Hele parti üzerine hiç kurulu değil. Ebedi kurulmayacaktı zaten. Dernek ve vakıf biraz olur belki ama asla parti üzerinden nübüvvet davası yürümez. Nübüvvet aile davasıdır. Kur'an söylüyor bunu. Aile davası olduğu için nübüvvet evet 28 yaşında evlendi, 36 yaşında evlendi. Olur. Buna bir itirazımız yok. Ama anti evlilik İslami değildir. Said Nursi rahmetullahi aleyh, Nevevi rahmetullahi aleyh evlenmemiş. Böyle diyenlere diyorum ki, tırnağı ol onun sen de evlenme. <gülüyor> <gülüyor> Yedi katlı plazada oturuyorsun, hapishanelerde ömrü geçmiş bir insana kendini örnek veriyorsun. E bu akıllık değil ki, hile seninki. Hapishanede geçmeyen günleri de zindan günleri zaten. Ya mahkemeye gidiyor ya da bir yerde bir toplantıya gidiyor. E sen de öyle ol. Sen de öyle. Bir de sen bir dernek, bir çatı, bir mesken kurmadan işe yaramayan bir tipsin. Bir dernek olursa ancak işe yarıyorsun. Ortam da o ortam değil. Ali tekrar ediyorum. Evlen diye değildi bu sözlerim. Evlenince de Kudüs'ü fethetmekten zor bir iş yapmak, evliliği sürdürmek bunu bileceksin. Yoksa 15 günlüğüne evlenmiş olursun, canını zor kurtarırsın. Evlilik bir cihat çeşididir. Peygamberler için de böyleydi. Nuh Aleyhisselam kaç asır kim bilir o karısıyla yaşadı. O karısını Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de insanlığın en kötü ikisinden birisi diyor. Demek ki peygamberlik böyle bir mücadelenin adı. Hem şirkle uğraşıyorsun, hem karınla uğraşıyorsun. Ne şirkte pes ediyorsun, ne karında pes ediyorsun. Vela kocan ama bu, bu söz sadece erkeklere hitaben değil. Kadın için ters taraftan olabilir. Allah'ın belası uyuz bir erkeğe rastlayabilirsin. Bu bir cihattı. Şeriat bu nikah düştü demediği sürece sabredersen kazanacaksın. Öbür türlü kazanma. Bu da dokuzuncu boyutumuz. Onuncu boyutumuz Allah'ın vaadi sabredenleredir. Çalışanlara değil. Şimdi mesken önder olsun diyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim onları önderler, imamlar yaptık lemme sabar. Sabrettiklerini görünce önderleştirdik onlar Allah buyuruyor. Say tarihten itibaren ta 1960'larda Said Nursi Rahmetullahi gelinceye kadar davasını ilan ediyor, kitaplarını yazıyor, ayak ayak üstüne atıyor ve zafer tekbirleri getirildi. Böyle bir kimse yok ki. Uğraşıyor, uğraşıyor, ölüyor, diriliyor, hapsediyor. Şu, bu, öldüğünde o onun peşindekiler ya Arhamar ne büyük zafermiş bu diyorlar. Çoğu kendisi göremiyor yaptığı şeyi zaten. Sen sadece çocuk doğurmuyorsun. Nesil doğuruyorsun. Öyle 9 ayda gerçekleşme bu. Dolayısıyla sabrı diye nefes aldığı solunumu kadar, oksijen kadar gerekli görmeyen meskenimizde olmamalı. Misafir olmalı gitmeli o. Çünkü sabırsız adam, bereketsiz adamdır o hastalık bulaştırır. Geçen hafta bunu kararlaştırmıştık. Bu niye bitmedi hala der. Hakikaten biz bir iş yapamıyoruz inandırır seni. Evet tembellik değil sabır. Çalışırken arkaya bakmamaktır. Saat tutmamaktır. Allah selamet versin. Babam yüzlerce hafız yetiştirmiş biz. Binlercedir de o gizliyor. E, biraz diyor birkaç yüz tane falan böyle. Hafız yetiştirmiş birisidir. Dolayısıyla ilkokulda okumamış bir adam memur oldu ama ilkokulda okuyor. Asker dona bir okuma yazma belgesi vermişler. Onda memur olmuş. Böyle hocaları değerlendirirken derdi ki kolunda saati olan hoca olamaz derdi. <laughs> sen hoca değilsin ya. Senin de mikrofon var. Sen zaten medyacısın. İçimizde de var. Sizin hiçbirinizden hoca olmaz demek ki. Ama buradaki hocalık ilmi olmaz saat kötü manasında değil. Çünkü saatin varsa 8'de gelip 5'te gidiyorsun. Çocuk öyle yetişmiyor ama. Çocuğu bağrına basıyorsun, hafız olunca bırakıyorsun. Saati olan bunu yapamaz ki. Gecen gündüzün olmayacak. Güneşe göre ayarlanmış bir gün değil. Senin güneş olduğun günler yaşatıyorsun. Babam böyle, kendisi de saate bakmaz zaten. Gece 12'de kalkar, ne zaman uyudun test eder. Sabah derse hazır mı? Yemek yemez. Bu mantık sonuç aldırıyor insana. Tansiyonunu ölç, saati ölç, nabzını ölç, güneşe bak, haberlere bak, hava durumuna bak. Bitti ömür zaten. Ömür bitti. Hocam şimdi biz normalde 12 çeyreğe kadar süre almıştık. <laughs> Aa sen niye saate bak ben saate bakma diyorum o saate bakıyor. <laughs> Hakikaten hoca olmaz bundan. Böylece perçinlenmiş oldu. <laughs> Allah razı olsun. Amin. İnşallah. Gençlere ders vermeye de vaktiniz olursa inşallah. O kadar da değil. Yemek <laughs> de <edelim. gülüyor> Hocam bu, bulmuş ya bu fırsatını atıyorum. <laughs> i̇nşallah. Ya da şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela evlilikle alakalı soruları daha vakti Sizden muayen olsun. Diyor. Bizim elektrikler yandı bir sürü. Evet, masraf oldu burada. Tamam. Tamam. Onu da orada yaparız. Size işte. masraf ettiriyoruz. Tamam. tamam <laughs>